Merhaba sevgili gençler. 6. sınıf Türkçe kitabımızın ikinci konusu Arıyorum adlı parçanın hazırlık çalışmalarını beraber yapalım. 18. sayfada iki tane hazırlık sorumuz var. Tabii ki kanalımıza abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Ayrıca bu videonun altında 6. sınıfın tüm kitap cevapları ve tüm yazılı sorularınız var. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. İki tane soru var. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Paylaştık. Neymiş bakalım birincinin cevabı? İki tane soru var. İki tane cevap şöyle. İkinci soruyu da okuyayım, cevapları ekrana vereyim. Günlük hayatımızda karşılaştığımız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Örnekle açıklayınız. Evet, çok fazla yabancı isim var. Birinci sorunun cevabı, Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden ilk Türk hükümdarıdır Karamanoğlu. Selçukluların kullandığı dil Farsçaydı ve devlet dairelerinde Arapça kullanılırdı. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçenin kullanımı Türk uygarlıklarında yaygınlaşmıştır. Evet, Karamanoğlu'nun Türk dünyasına böyle bir faydası var. İkinci soru, yabancı tabelalardaki yabancı kelime kullanımı ile ilgili. Biraz uzun ama mümkün olduğu kadar ben sizler için kısa yapmaya çalışıyorum. Biliyorum sizler uzun cevapları sevmiyorsunuz ama mümkün olduğu kadar kanalımızda kısa cevaplı sorular var arkadaşlar. Bizi takip ederseniz mutlu olacaksınız. İkinci sorunun cevabını da şu şekilde videoyu durdurarak yazın. Ben yabancı tabela ve kelimelerin kullanımından rahatsız oluyorum. Dil bizim kimliğimizdir. Dilimizi kaybettiğimizde kültürümüzü ardında kimliğimizi kaybederiz. Bu yüzden ana dilimiz olan Türkçemiz son derece büyük bir özen göstermeliyiz şeklinde devam ediyor. Ve Türk gibi beni de, her Türk gibi beni de rahatsız ediyor cümlesiyle bitiyor. Sizler hepsini durdurarak yazın ya da biraz daha kısaltabilirsiniz isterseniz. Ben sadece bu kadar kısaltabildim. Evet, bir sonraki sayfada 20. sayfanın cevaplarında buluşalım arkadaşlar. Hadi bakalım bunu bitirin, peşimden geliverin. Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe kitabımızın Arıyorum adlı parçasının 20. sayfasındayız ve birinci etkinlik hazırlıkları yaptık. Birinci etkinlikte beraberiz. Bir eşleştirme var gördüğünüz gibi. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz diyor. Şu şekilde eşleştirebilirsiniz. Evet, sizler için eşleştirdim ben. Mavi ile zaten buyruk, emir, ferman. Divan neymiş? Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Dergah neymiş bakalım? Evet, eskiden dervişlerin toplanıp ibadet töreni yaptıkları yer. Seki neymiş? Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan setede. Seki deniyor imiş zaten. Mesire, gezinti yeri, gezilecek yer olarak zaten önce kitabımız işaretlemiş. İlan, evet, ilanın karşılığı yok. İlan fazladan verilmiş sevgili arkadaşlar. Bu şekilde eşleştirin. İkinci etkinliğe gidelim. Evet, bu videonun altında 6. sınıfların tüm ders kitapları, tüm yazılı soruları var diyor. WhatsApp gruplarında da paylaş demişiz. Geçelim bir sonraki etkinliğimize. İkinci etkinlik Arıyorum adlı parçamızın ikinci etkinliği. Deyimleri, anlamlarını, atasözleri, deyimler sözlüğünden araştırınız ve cümledeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz diyor. Şu şekilde yerleştirdik, bulduk arkadaşlar. A. Dizini dövmek. Never, istemiyorsan tedbirli olmasın. Dizini dövmeyen kızını döver diye bir sözümüz var değil mi? Çocuk odasındaki bütün oyuncakları talan etmişti bu şekilde. Talan etmek, nerede talan etmek? Şurada üstünü çizmişiz zaten. Düzensiz beslendiği için sağlığı elden gitmişti. Okuyup iyi yerlere gelmeleri için çalışkan çocuklara koltuk çıktı. Birdenbire nutku tutuldu ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı şeklinde yerleştirin. Üçüncü etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar yerleştirilecek. İkinci etkinliğimiz. Üçüncü etkinlikte sorular var. Bu soruları cevaplamanız isteniyor. Tam 6 tane soru var. Biraz uzun. Şu şekilde cevapları ekrana vereyim. Siz durdurarak yapabilirsiniz sevgili gençler. Evet. Şu şekilde cevapları yazın. Şurada 5. Neden yazmamışız? Cevap 5 diyelim şuraya da. Cevap 5 yazmamışım. Unutmuşum. Olabilir. İnsanlık halidir.
Ha, varmış. Neden görünmüyordu? Peki varsa? Cevap 5. İlginç. Evet, şu şekilde yazın arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde şu şekilde farklı renklere de boyadım. 2, rahatlıkla görebilirsiniz, birbirinden ayırt edebilirsiniz, karıştırmayasınız. 6 sorunun cevabı da ekranda durdurup yazın arkadaşlar ya da ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Biraz mümkün olduğu kadar kısaltıyorum ama ne kadar kısaltabilirsiniz? İşte bu kadar kısaltabiliyorum. Sizler de yazın ya da biraz daha kısaltabilirsiniz. Evet, ben bir sonraki sayfayı yapmaya gidiyorum. Siz burayı bitirip peşimde koşun, yetişin orayı da yapalım.